Tahkikat devam ediyor. 10 işçimizin kaybıyla ilgili gözaltında bulunan 8 tane torunların şantiye sorumlusu, blok sorumlusu ve diğer sorumlu arkadaşlar, aynı şekilde işçi sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu firmadan olmak üzere 9 kişi şu anda gözaltında. Biz torunlar olarak bu kazanın sorumlularının ortaya çıkarılmasını, belirlenmesini takipçisiyiz. Bunların ortaya çıkarılmasını takipçisi olacağız. Çünkü Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka açık bir şirket, şeffaf ve kurumsal bir şirket. Burada çalışanların öncelikle ki sigortasız asla bu şantiyeye herhangi bir kişinin girmesi söz konusu değil. Parmak iziyle şantiye alanına giriliyor. İşçi güvenliği ve işçi sağlığı şirketi ciddi bir eleman sayısıyla buradaki iş güvenliğini ve işçi sağlığını kontrol ediyor. Bu nedenle herhangi bir sigortasız çalışan söz konusu değil. Şirketimizin ayrıca üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası kapsamında da bu hayatını kaybeden işçilerimizin ailelerine, yakınlarına gereken her türlü sahiplenme sonuna kadar olacaktır. Sorumsuzluğu ya da kazayı meydana getiren nedeni şirketimize mal etmelerine ya da şirketimizin bu anlamda bir leke almasına asla müsaade etmeyeceğiz. Şunu da ifade edeyim ki bu asansör çünkü her binada bir tane var. Yük ve insan asansörü olarak tanımlanıyor. Bu asansörü biz de şantiyeye gittiğimiz zaman kullanıyoruz. Bundan 10 gün evvel şantiyede örnek daireyi görmeye gittiğimizde bütün mimar ve teknik ekibiyle birlikte ben de aynı asansörü kullandım. Çünkü bu hem insan hem de yük taşımak üzere planlanmış 2700 metre, 2700 kilo ağırlık taşıma kapasiteli ve 28 kişi taşıyabilen bir asansör. Bu amaçla zaten monte edilmiş bir asansör. Kazanın meydana gelmesi şu anda Cumhuriyet Başsavcımızın görevlendirdiği bilirkişiler sahada çalışıyorlar. Bu kazanın nasıl meydana geldiği ve sorumlularının bu verilecek olan bilirkişi raporu sonunda muhakkak ki savcı ve adli merciler gerekli tahkikatı yaparak ortaya çıkaracaklardır. Normalde 18'de bizim mesaimizin bittiği bir saat. Bu saatten sonra sahada bu asansörde bulunan arkadaşların ve bu yükün muhtemelen tedarik amaçlı bazı malzeme çıkararak hazırlık amaçlı bir kullanım olduğunu tahmin ediyoruz. Ama dün akşam biz sahaya intikal ettiğimizde şantiyedeki bütün sorumlu arkadaşlar gözaltına alındığı için daha detaylı bir bilgiye ulaşamadık. Bugün sizlerin karşısına çıkmamızın nedeni de biz işimizin sahibiyiz ve sorumluluğunu taşıyoruz. Yanlış bilgi ile ciddi bir şekilde bir takım yanıltmalar oluyor. Şantiyenin önünde orada çalıştığını ifade eden işte burada asansörlerin bakımı yapılmıyordu gibi ifadelerde bulunan kişilerin olduğunu gördük, izliyoruz. Dolayısıyla yanlış bir bilgiye sahip olmamanız için biz sizi direkt bilgiler aldığımız sürece sürekli sizleri bilgilendireceğiz. Bizim dışımızda ve kamu yetkililerinin dışında
Lütfen bu konuda yapılacak olan beyanlara ve ifadelere itibar etmemenizi sizlerden rica ediyorum. Taşeron işçilerin malzeme çıkardığı anlaşılıyor bu asansörle. Ama bu tamamen sınırlı sayıda ve malzemelerin hazırlık anlamında kullanıldığı bir sefer diyelim olduğu anlaşılıyor. Ama detaylı bilgiyi bilmiyoruz. Dediğim gibi şimdi bu arkadaş, bütün ilgili kişiler gözaltındalar ve ifade veriyorlar. Biz de o bilgileri aldıkça sizlere aktaracağız. Asansörü kiralamış olan firmanın iki tane elemanı sabahtan akşama kadar sahada bulunuyor. Bunun ihtiyaç duyulduğunda herhangi bir arıza anında bunların arızasına müdahale ediyor. Dediğim gibi 10 gün evvel ben de o asansöre bindim. Zaten başka asansör yok. Biz de bütün yönetim olarak ya da teknik kadro olarak da bu binaya çıktığımız zaman bu asansör kullanılıyor. Orada 16 saat iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi almadan hiçbir kimse şantiyeye giremez. Parmak iziyle şantiye alınıyor ve bütün çalışanlar bu eğitimden geçerek giriyorlar. Kesinlikle yalan bir beyan. 1200'ün 1500 civarında işçi çalışan bir şantiyede her ne kadar eğitimler verilse de bu konudaki çalışanların aynı hassasiyeti de göstermediğini de bir vaka olarak biliyoruz. Bu önlemlere rağmen bu tür kazaların olduğu da sektörel bir vaka.